Belli bir yaşa geldikten sonra artık bay baylar başlıyor. Bu bakımdan Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyarladığın zaman dilim dönmüyor, okuyamıyorum, kavrayamıyorum diyeceksin. Camiye gidemiyorum, abdestim tutmuyor diyeceksin. Kur'an okuyamıyorum, gözüm görmüyor diyeceksin. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak, ihtiyarlık gelip çatar, gözün görmemeye başlar, abdestini tutamamaya başlarsın, dizini kıramamaya başlarsın, bel ağrısı başlar, Alzheimer başlar, değişik şeyler başlar. Sen gel de şu gençken gençliğin kıymetini iyi bil, iyi değerlendir. Sonra ihtiyarlık gelip çattığı zaman elhamdülillah gençliğimi de yaptım ya, onunla beraber iftihar ediyorum dersin. Gençliğinde yaptıklarını, ihtiyarlığın getirdiği sıkıntılar sebebiyle yapamazsan, aynen yapmış gibi Cenab-ı Hak sana mükafat verir. Bizim cemaatimizden tanıdığım, ziyaret ettiğimde bana şunu söylemişti. Ben namazlarıma camiye cemaate geliyordum ama şimdi bel ağrısı vesaire ağrılar sebebiyle yatağa bağımlı kaldım, evimden çıkamıyorum. Hem vallahi hem billahi hocam, ben ağrılarıma, sancılarıma değil camiye cemaate gelemiyorum diye üzülüyorum. Şimdi gençliğinde geliyordu, şimdi gelemiyorsa aynen gelmiş gibi sevabını alıyor. Ama gençliğinde zaten gelmiyordu, şimdi hasta zaten gelemiyor. Ne oldu şimdi? Hani bir tanesinin dediği gibi, affınıza sığınarak söylüyorum. Gençken namaz kılmıyorum, işim var. Yaşlıyken camiye gelmiyorum, affedersin çişim var. Yani kaçırıyorum. Peki ne zaman bu işler olacak? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Gençliğin kıymetini bil. Öyle bir zaman dilimidir ki elden çıktığı zaman bir daha geriye dönmez.